Yeni gün, yeni bir video. Medine'de ikinci günümüz. Sabah saat 5. Mescid-i Nebevi'ye sabah namazına geldik. Ravza. Yine dolu içerisi. Namaza bir saat var, her yer dolu. İçebiliyorsunuz. Ne abi, çekirge mi topluyorsun? Evet. Arkadaşlar canlı. Çocuğa versene para. Ha. Evet, arkadaşlar şimdi buradan çıkacağız. Kuba Mescidi'ne gidiyoruz. Kuba Mescidi özelliğini orada anlatırız inşallah. Arkadaşlar sabah namazı çıkışı. Gel Allah'a. Ya Hacı. Lan temizlikçi gel buraya. Allega. Şurada bir tane daha var gel. Şurada bir tane daha var. Tamam. Var mı daha? Yok mu? Kalmadı, bitti herkese. Kalmadı ya. Yok mu? Uzun çok şu. Arkadaşlar böyle elektrikli arabalar var. Halil amca diyor, yok diyor, spor yapacağız sabah sabah diyor. Biz de bunlar Kuba Mescidi'ne yürüyoruz 2 kilometre tam buradan. 2,5 kilometre. 2,5 kilometrede yol mu yaptın? Hem spor yapıyorsun hem o elindeki ne? Vitamin. Ayıp ayıp sen yaptın. Vitaminmiş. He vitamin. Görürsün o vitamini sen. Doping yapıyor. Evet Halil abime sabah sabah çay ısmarlayacağım. Hemen bir çay alalım. İçe içe gidelim. Selamun aleyküm. Hangi şey? Şey Türkî. Türkî. Esvet yani. Şey esvet. Nescafe. 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 Nescafe varmış. Okey, ne? Badiyum bas. Badiyum, ana badiyum.
Selamun aleyküm hacı, nerelisiniz? Bangladeş? India. India. Türkiye. Evet, o dursun cebimde. Bakayım o zaman. Ama karışıyor biriyle. Dur. Lan lan. Nescafe alıyoruz iki tane. Lan da çakır ne? Aa, bizden de bir şey var. Ülker var burada. Ülker bak. Arapça da yazıyor üstünde. Kocaman önünde. Buraya göre ayarlanmış herhalde. Kaç para bunlar? Bilmiyorum. Ahi, how much this cafe? Fed milk. O işte çay değil mi o şu anda? Yok. Fed milk. Fed milk, ayo. Şokar. Met sukar, ayo. Sukar, leben, kullu. Şeker az. Set şeker. Andu sukar olayil. Nasıl tereyağın? Lan ama doldurdu ha. Ben yazıyı göremedim ha. Evet. Ana sukar şöyle. Kamil itne? Sitte riyal. Üç riyal bir tanesi. Şükran ya ahi. Şey düşürdün hallerden. Daha arkada bak. Nasıl görmüyorsun ya? Şükran ya. Hadi gel. Biz kafelerimizi de aldık. Yolda mı çek hallerden bir yere oturak mı? Hadi selamun aleyküm. Evet, kahvelerimizi aldık. Acayip şeker katmış bana ya. Katmış bana. Lan oğlum yapışıyorduk ya. Uf. Vallahi karıştırdım bir de ya. Şerbet olmuş şerbet. Çok şekerli içiyorlar ya. Çayı da şeyi de aşırı şekerli içiyorlar. Bir yere otursak ya. Yok mu şuralarda bir? Biraz daha git. Hallaga ekmeğimiz de hazır, gel. Buyur. Yiyebildiğin kadar ekmek ye. Lan ekmek dolu içi gerçekten ha. Aslında ağzını bağlasak taze durur. Bayatlar böyle. Evet, etrafı seyrederek sabah kahvemizi içelim bakalım. Kahvemizi içtik, devam ediyoruz. Bakalım kaç kilometremiz var oraya kadar. Arkadaşlar şu an olduğumuz yerden tam 3 kilometre. Biz şurada yukarıdayız. Buraya kadar ineceğiz. 43 dakika diyor Halil abi. Yürürüz. 2.9'a düştü. Neyse devam eden bakalım. 40 dakikada varacağız. Haydi hacı. Yolda bir çekirge gördük. Ama kuyruğuna basmışlar. He. Ölmek üzere. Can çekişiyor. Evet arkadaşlar. 1 kilometreyi geldik. Devam ediyoruz. 1 kilometre bize ne ya? Arkadaşlar yolun üstünde böyle levhalar var. Kuba Mescidi. Cuma Mescidi. Burada bir tane şey var, kale var. Mescid Utben İbni Malik. Ömer bin Akıl falan. Omar bin... Bence var ya, o bizim söylediğimiz o şey cami var ya, Omar bin Hattab'a. Bana öyle geliyor. Biraz sonra oraya da gideceğiz, geri dönüşte. O da bu taraftan gelenler için. Evet, şu an görüyorsunuz orada bir levha daha var. 0.8 kilometre kaldı. Şimdi güvercin yakalamaya çalışıyor. Kedi av peşinde. Zor yakalar onları o. Evet arkadaşlar burada bizden de bir eser var. Ecdadımızın yaptırmış olduğu bir kale var. Daha doğrusu kalıntısı. Muhtemelen savunma için yapılmış. Gözetleme kulesine benziyor. Biraz sonra yakınına da geliriz aslında ama yani kapalı etrafı. Biraz yakınına gelebiliyorsunuz.
geri dönüşte uğrarız. Böyle bir kale var. Evet, cami burada gözüküyor. 800 metre kalmıştı. Oraya doğru ilerliyoruz. Nasıl Halil aga, fit misin? Maşallah. 45 yaşında gibisin ha. Gördüğüm şey. Dayanıyorsun, dayanıyorsun yani. Kaç yaşında? 45. Maşallah. Sakalları kessen var ya, sen 40 yaşında falan gözüküyorsun ha. Daha neler. İstersen bir kes. Mekke'de. Evet, kale tam çıktı ortaya. Hadi devam ediyoruz. Arkadaşlar, yolumuzun üstünde böyle hurma bahçeleri var. Evet, bu burada bir villa var. Kiminmiş acaba bu? Böyle ön tarafında isimlerini görebiliyorsunuz. Merhummuş, yani vefat etmiş. Villel merhum Abdurrahman Sayrafi. Abdurrahman Sayrafi abimizinmişmiş bir zamanlar. Şimdi vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Burada villası var. Ne kadar büyük ama, bak görüyor musun? Ta oraya kadar gidiyor duvarı. Bu yolumuzun üstünde hurma bahçeleri var. Daha önceden buralar hepsi hurma bahçesiymişmiş. Buralarda hiç yapı yokmuşmuş. Ama insanlar zamanla ağaçları keserek böyle binalar yapmışlar buraya. Ama kalıntıları var daha. Biraz sonra göstereceğim size camiye varmadan. Çok az kaldı. 0.5 kilometre. Arkadaşlar, yolumuzun üstünde Cuma Mescidi var burada. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde ilk kıldığı cumayı bu camide kılmış. Yolumuzun üstündeki ağaçları sulama sistemi yapmışlar. Damlama diyeceğim ama hiç damlamaya benzemiyor. Baya baya çıkıyor. Sağ tarafı yine hurma bahçesi. Evet, karşıda hurma bahçesi var. İçerisine bakalım. Buraya yeni planlar var. Yeni inşaat alanları var. Dikey mimari değil de yatay mimarili evler yapılacakmış oraya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hurma bahçesi. Pek üzerinde hurma yok. Birkaç tane hurma var arka tarafta. Onlar da kurumuş. Ya burayı adam vazgeçti. Arkada yatan ağaçlar da var. Pek kullanılıyor. Yani bakımlı bir yere benzemiyor. Zaten son kalanlardan birisi burası da. Bu da kalktı mıydı buraya? Büyük bir ihtimal betonlaşma olacak. Camiye çok az kaldı. Arkadaşlar, bu caminin bir özelliği de sabah erken kalkıp abdestinizi alıp bu camiye gelip namaz kıldığınızda umre sevabı var. Peygamber Efendimizin hadisi. Çok önemli bir cami. Kuba Mescidi. Özelliği de Peygamber Efendimiz ilk Medine'ye hicret ettiğinde yapılan ilk cami zaten. Devesinin gösterdiği yere cami inşa ettiler. O da Kuba Mescidi. Buhur her yerde. Halil ağam da merak etti. Yerleri kirletmeyelim. Her yerde çöp kutusu var. Onlar plastik yani. Onlar plastik canım, belli. Evet arkadaşlar, Kuba Mescidi'ne geldik. Evet, İslam'ın ilk inşa edilen camisi Kuba Mescidi'ne geldik arkadaşlar. 4 minareli. Çok güzel bir yapı. Şimdi içerisine gireceğiz. Bak, güvercinler. Sabah güneşi de çıktı. Ayağın kayıyor, dikkat et ha, ıslak yerler. Evet arkadaşlar. Kuba Mescidi'nin erkekler girişi. Evet. Türk umrecilere bir şey anlatıyor hocamız burada. Evet.
Durup bana verelim. Ne diyorsun bana? Ben tabağı herhalde. Kim ki abdest hasta. Bismillahirrahmanirrahim. Tüm mehete sonra diyor koşarak gelse. Bizim gibi biz ne yaptık? Mescid-i Aram'a koşarak geldik. Abdestlerimizi de tazel edip aldık. Kuba kuba yakasam da orada bir salate. İki rekat namaz kılsa. Şehele lehü. Şehecil ümmeti ona bir günde sevamlı. Cenab-ı Allah şu anda bize gördük. Hocamız açıkladı. Burada Peygamber Efendimiz'in hadisi burada. Fadlu salati bi mescid Kuba. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men tatahara fi beytihi thumma ata mescid Kuba fasalla fihi salaten kana lehu ke ecri umrah. Ravahu İbn-i Mace bir senet sahih. Ben size sonra açıklamasını yazarım. Hadi içeri girelim. Evet arkadaşlar. İslam'ın ilk mescid. Siz de gelirseniz bunu mutlaka yapın. Arkadaşlar bu mihrap tarafındaki yazılar görüyorsunuz. Bunlardan biraz farklılık gösteriyor. Yukarıdaki Allah yazısı farklı, alttakiler farklı yazı. Bu çok hareketli olan yazılar bizim yazılarımız. Yani bunlar Osmanlı eseri. Bu Allah da bizim eserimiz ama altındaki yazı sonradan eklenmiş. Evet, bu taraf komple bize ait Osmanlı eseri. Harekeli olan yazılar bizden, hareketsiz olanlar sonradan eklenmiş. Bunlar mesela, bunlar hareketsiz, sonradan eklenmiş. Burası çok açık. Mihrap tarafa ecdadımızın eseri. Arkadaşlar biraz korkarak çekiyorum. Çünkü içeride GoPro ile çekim yapmak yasak. Polisler görürse tehlikeli olabilir. Alıp silebilirler. Maşallah arkadaşlar her camide neredeyse her camide zemzem var. Burada da var. Burada da zemzem içebiliyorsunuz. Buradan da zemzem nasibiniz olsun. Olmuş mu? Bu iş. Tek getiremedim. Yarısı dışarıya dökülüyor. Bak. Hadi. Daha tutarsan öyle olur. Sen kamera tut. Ben bardak. Arkadaşlar zemzemi içtikçe tadı güzelleşiyor. Acayip lezzetli gelmeye başladı. İlk anda biraz değişik geliyor. Ama sonra içtikçe yani diğer sulardan çok farklı. Evet camiden ayrılıyoruz artık. Görevimizi tamamladık. Çıkıyoruz. Arkadaşlar Rabbim isteyen herkese nasip etsin inşallah buraya gelmeyi. Dua isteyenler yorumlara yazabilirsiniz. Maşallah amcamız arabasıyla geldi. Böyle su bıraktı buraya ama devrilecek ama. Devrilecek. Dağıtalım hadi. Bir tane de alsana şeye bizim hocaya. Kaliye hon kida. Tih. La. Kaliye hon ye yakut mes.
هذا تحت ياخذوا الناس تحت ليش يا عم هي ياخذوا كده يطيحوا التراكات سوا كم ها امجد ما شاء الله Ama amcam boğuldu mu böyle? Yere attım bunu. Şeyleri yok böyle. Yeri kirletiyoruz. Şey diyoruz, düşüncesi yok. Attı yere. Kuya hayır yapıyor. Her yer çöp kutusu. Bir adım yürüyemiyorlar. Acayip çok Türk umreci var arkadaşlar. Tabii uzak doğudan da var. Malezya bunlar. Malezya. İndonezya. İndonezya'ymış. Yakın. Zaten birbirleriyle akraba onlar. Suudi Arabistan'da su bol herhalde arkadaşlar. Her yeri yıkıyorlar. Petrol bol bilirdik ama her yeri yıkıyorlar. Evet arkadaşlar, dönüşte size kaleyi gösterecektim. Ömer İbn-i Hattab diye bir cami vardı. Osmanlıların, yani Türklerin yaptığı bir cami. Onu gösterecektim. Ama bir abimiz bizi kahvaltıya çağırdı. Yolumuzdan çıktık, başka yere gittik. Onun için maalesef onları çekemedim. Kusura bakmayın. Artık Kuba Mescidi ile bu videomuz da bitsin. Biz şu an yine otelimize doğru gidiyoruz. Mescidi Nebevi'nin yanında hemen. Ondan sonra bu videoyu kapatalım. Allah bak, modern buhur bunlar herhalde. Devamlı. Evet bak nasıl kokuyor. Üflüyor öyle. Elektronik. İşsiz buhur. Her taraf böyle sağlı sollu dükkan. Arkadaşlar buraya, yani Mescid-i Nebevi'den Kuba Mescidi'ne gitmek çok basit. Burada minibüsler var, elektrikli. Böyle golf arabası tarzında. Halil Agam bana bindirmedi. Spor yapalım dedi. 3 kilometre gittik geldik. Onların yolunu takip ederseniz zaten direkt İki mescidin arasında mekik dokuyor onlar. 10 riyala götürüyorlar. 10 riyala da geri gelebiliyorsunuz yürümek istemiyorsanız. Ama biz yürümek istedik. Ya ben istemedim de Halil abim istedi. Alışveriş yerleri var cadde üzerinde. Bayanlara alışveriş yerleri var. Yani buraya girerseniz siz biraz daha uzun yürüyebilirsiniz. Dükkanlarda takılırsınız. Ama biz komple yürüdük. 6 kilometre mesafe kat etmek üzereyiz. Şimdi size nereden başladığını göstereceğim. Aynı yere de geri gelebiliyorsunuz. Burada bir saat kulesi var. Böyle şeyler var. Selamun aleyküm. Bana göre gözlük var mı? Gözlerim güneşte çok kötü oluyor ya. Nasıl oldu? Çok değişik. Ahina dara bikam? Ayı واحد. Alego şundan başka yok ya. Bu da nasıl durdu? Hindu artistleri gibi durdu değil mi? Olmadı mı? Halil abim Hindu artistleri gibi oldun dedi. Ben de almadım. 40 riyal. 10 Euro'dan birazcık fazla.
Evet arkadaşlar, bunlara binebiliyorsunuz. Zaten bu meydanda bunlara biniyorsunuz. Böyle götürüyor. Pardon, bu meydanda değil, ileriden biniyorsun. Mescid-i Nebevi'nin orada. Buradan daha gidiyoruz. Yani her yerde durdurabiliyorsunuz. El ettiniz mi duruyorlar zaten. İstediğiniz yerde binebiliyorsunuz ama tabii ki başlangıç ve sonuçta binerseniz daha karlı olursunuz. Çünkü insanlar başta doldurabiliyorlar da dolu oluyor yani. O da Mescid-i Nebevi'nin hemen yakınında ilk başladığı yer. Bu yollar hep onlara ait. Turat Takafi. Allah Allah. Bir okuturalım bakalım neymiş. Arkadaşlar buraya okutunca böyle Mescid Ömer İbn Hattab diye çıkıyor. Yani Ömer İbn Hattab radıyallahu anh'ın camisi olarak çıkıyor. Ama emin değiliz. Hiçbir başka bir yerde bir şey yazmıyor. Onun üzerinde de yazmıyor. Ama yazan bazı şeyler var. Onu göstereyim size. Cemil evlensin. Hayırlı kısmet. Hayırlı eş. Ver Allah'ım. Yani böyle bir şey yazılır mı buraya ya? Buraya bak. Böyle bir saçmalık var mı? Kapının duvarlarına bile, tahtasına bile yazmışlar. Normal değil. Kimin camisi? Ömer İbn Hattab. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın camisi diye çıkıyor. Binaların arasında kalmış. Bu tarafta otel. Bu tarafta otel. Hadi Halil abi gel. Evet. Karşıda Mescid-i Nebevi. İki binanın arasından gözüküyor. Mescid Ömer İbni Hattab radıyallahu anh. Burası da Mescid-i Nebevi. Hemen oraya giderken zaten Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın camisi var. Hemen şu köşede. Ve o size dediğim elektrikli golf araçları buradan kalkıyor. Buraya kadar getiriyorlar sizi. Buradan ta aşağıya Kuba Camisi'ne kadar gidebiliyorsunuz. Onriyala. Evet. Şu arkada gördüğünüzde burası Gamame Camisi'ydi. Onun arkasında da Ebu Bekir Sıddık Cami var. Evet. Buradan aşağı doğru Kuba Camisi'ne. Tam 3 kilometre. İsteyen yürüyebilir, isteyen o buradaki şu karşıda gördüğünüz elektrikli araçlara binebilir. Dolduğu anda kalkıyor. Bir tur daha son buldu. Yeni geldi bu. Arkadaşlar o Ebu Bekir Sıddık Camisi'ni bir önceki videomda çekmiştim. Ona da bakabilirsiniz. Evet. Selamun aleyküm. Ahi kem riyal? Aşara. Evet. Yine sordum. 10 riyal dedi. Arkadaşlar burası Mescid-i Nebevi. Bizim otelimiz de hemen bu otel. Çok yakın. Ama ileriki yıllarda oteller yani şey oda fiyat olarak çok makul. Çünkü biz iki kişi 320 verdik. Odayı komple kapattık. Adam dedi 3 kişilik yatak var orada. 300 yerine 320 vermeniz gerekiyor dedi. Biz dedik tamam 20 lira çok para değil. 320 verdik geceliğine. 2 kişi kalsaydık 2 kişilik oda 300'müş. Ama 3 kişilik oda 320. İçerisinde 4 tane yatak var. Yani 4 kişi kalabiliyorsunuz 320 riyala. Aileler için çok uygun. Burada bir gördüm. Arkadaşlar burada görmüş oldu otellerin. Çoğu boş. Buraları yıkılacakmış. Yani her taraf meydan yeşil alan olarak kalacak olduğunu söylüyorlar. Binalar yeni gibi duruyor ama hepsi şu an şeyin içerisindeymiş. Planın içerisinde bunların hepsi kaldırılacakmış buradan.
Yani dümdüz edecekler. Camiyi genişletme plan içerisindeymiş. Yani buradaki bu binalar hiç olmayacak. Hatta abi söyledi, şu caminin oralarda da binalar vardı, yıktılar. Onların yerine meydan yaptılar dedi. Bunlar hepsi yıkılacakmış. Zaten yeni ruhsat verilmiyormuş. Binalar yeni yeni ama hepsi kaldırılacakmış buradan. Zaman zaman tabii ki yeni oteller inşa edilmesi gerekiyor. Yoksa bu kadar millet nereye sığacak? O da ne zaman olur? Evet, burası boş. Sanki burası da mı boş bilmem Halil abi. Yok, burada var. Bizim otelde burası Menzil Al Sawaf. Bayağı büyük bir otel. Biz bu aradayız. Arkadaşlar, böylelikle Mescid-i Nebevi'den Kuba Mescidi'ne olan videomuz da son buldu. Beğenip paylaşmayı, yorum atmayı lütfen unutmuyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Halil abim, bir son sözün var mı? Sözsüz veda. Meydana geldim.